Düzgün yürü, düzgün dur, dik dur. Ya hayatım boyunca düzgün bir insan olamadım. Sebebi toplumumuzda düzgün görünmek ile düzgün ahlaklı, doğru ahlaklı olmak arasında bir ilişki vardır. Düzgün göründüğünüzde ahlakınızın da düzgün olduğu zannedilir veya çarpık çırpık, düzensiz göründüğünüzde ahlakınızdan şüphe edilir. Ama aslında bu ahlak ile düzgün görünmek arasındaki bu korelasyon bence yanlış bir korelasyondur. %100 değil ama büyük oranda yanlış bir korelasyondur. Neyse, konuya gelelim. Masamın üzerinde Zizek'in Yamuk Bakmak kitabı gözüme çarpıyor. Şimdi merak ettim, acaba hani bizde film isimleri, kitap isimleri aslına uygun genelde çevrilmez. Bizim çok bilir veya uygun gören makamlar, tırnak içinde söylüyorum, kendi kafalarından çeviriler yapıyorlar. Mesela Kırmızı Pazartesi'de bu örneği çok güzel görüyoruz. Aslında kitabın ismi Kırmızı Pazartesi değil. Öyle uygun görmüşler. Kırmızı renginin çağrışımlarına yola çıkarak bu ismi vermişler. Kitabın asıl ismini neyse ki arkadaşlarımız yazmışlar, iyi yazmışlar, iyi etmişler. İşleneceğini herkesin bildiği bir cinayet öyküsü. Şöyle Kırmızı Pazartesi'nin hemen altına yazmışlar. Bu ayrıntı önemli, güzel. Ama bu dikkati her yerde gördüğümüzü söyleyemiyorum. Neyse, acaba bu kitabın ismi doğru mu çevrilmiş diye merak edip bakınca hemen orijinal ismine bakalım. İngilizce basımı Looking Ivory. Demin Ivory'nin anlamına demin bakmıştım. Yanlış, çarpık, çurpuk, yamuk gibi anlamlara geliyor. Ters gibi. Yani kitabın ismi de aslına uygun çevrilmiş diyebiliriz. Kitabın kapağında bir erkek, bir kadın, iki kişi gözümüze çarpıyor. Bunlar fotoğraf makinesi ve kamera dürbünle bir yere bakıyorlar. Evet. Bilmeyenler için söyleyelim arkadaşlar. Bu resim bir filmden alınma. 1954 yapımlı Rear Window, yani arka pencere filminden alınma. Başrollerinde James Stewart oynuyor. Ki James Stewart çok sevdiğim bir oyuncudur. En az 10 tane filmini izlemişimdir ve hiçbiri de kötü filmler değildi. Özellikle Harvey, 1952 miydi? Harvey eğlenceli bir filmdi. Harvey kim diyeceksiniz? Filmde James Stewart'ın en yakın arkadaşıydı. Kocaman bir tavşan, hayal edin. İşte James Stewart nereye gitse Harvey de onunla birlikte ona eşlik ediyordu. Mutlaka izleyin ama küçük bir not. Harvey'i merak edeceksiniz ama onunla ilgili bir sürpriz de sizi filmde bekliyor. Wonderful Life, öyle miydi o asıl ismi? O filmi de güzeldi, James Stewart'ın Muhteşem Hayat. Mutlaka izlenmesi gereken filmlerden biri. Evet. Bu kitap, bu kitabı bitirmedim. Kaç defa okudum, okudum, okudum. Ama tabii ki bir gün bitireceğim. Fakat bu kitabı benim için önemli yapan şey, bunun sayesinde hiçbir yerden duymadığım filmler, kitaplarla tanıştım. İşte mesela Henry with Trouble'dı sanırım. Henry ile Başımız Belada. Çok güzel bir filmdi. Mutlaka izlenmeli. Ya da Drop.
The Rob Hitchcock'un filmiydi sanırım. Sonra Saki denen bir İngiliz yazar varmış. Kitaplarını alıp bakmıştım. Birini bitirmiştim. Şimdi kitabın kapağındaki görselde filmi biraz anlatalım o zaman. Filmde bir ayağı alçıda olan James Stewart işe gidemiyor, dışarı çıkamıyor ve evinin penceresinin önünde oturup karşı binaları izliyor. Sabahtan akşama kadar. Gerisini anlatmama lüzum yok. Gerçekten göreceği ilginç şeyler görüyor. Siz de onun bu bakış macerasına eşlik edin bir gün. Filmi iki kez izledim. Önemli bir film. Şimdi Yamuk Bakmak. Kitabın ismi neden Yamuk Bakmak? Çünkü yamuk bakmadan gerçeği göremezsiniz. Herkes gibi bakarsanız gerçek kaybolur. Hani filmlerde, kitaplarda dedektifler ya da avukatlar ne derler? Biz öyle bakmayız, böyle bakarız. Yani onlar da o bakış açılarının farklı oluşundan dem vururlar her fırsatta. Bu bana üniversite sınavına hazırlandığım zaman karşılaştığım bir paragrafı hatırlattı. Bakın hala o paragrafı hala bir kağıda yazmışım. Hala yanımda tutuyorum. Yıllarca cüzdanımdaydı bu paragraf. Ama son zamanlarda zarar gelmesin diye kitapların arasında muhafaza ediyorum. Arkasında şöyle notlar var. Bu üniversite sınavına hazırlandığım zaman bu paragrafa karşılaşmıştım ve çok hoşuma gitmişti. Bakın okuyorum. Diyeceksiniz ki bana, madem ki roman hayatı tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyor, romancıya ne gerek var? Bir köşe başına gidip geleni geçeni seyredelim. Fakat siz geleni geçeni seyretmesini bilmezsiniz ki. Siz kendi içinizden çıkıp hayal gücünüzü gelen geçenin adımlarına bağlayamazsınız ki. Dikkatinizin esir olması için garip mahluklar görmeniz gerekir. Evet, tek kelimeyle harika bir değerlendirme, tespit. Gerçekten de sanat için, bilim için, felsefe için yamuk bakmak gerekir. Çünkü söylediğim gibi herkes gibi bakarsanız bir farkınız kalmaz. Herkes gibi olursanız bir farkınız olmaz. O yüzden kitabın ismi bence çok güzel. İçeriği de güzel. İlk fırsatta alıp okumaya başlayalım.